Selamlar arkadaşlar, Seyircilerine hoş geldiniz. Ben Erkan ve kaldığımız yerden Türk modu serimiz devam ediyor. İngiltere ile savaştayız arkadaşlar, biliyordunuz. Bir önceki bölümden de devam ediyorduk ama şöyle bir sıkıntı oldu. Bir önceki bölümü seyredenler, özellikle son kısımlarını seyredenler biliyor. Portekiz'in turizm seviyesi o kadar güçlü olmaya başladı ki, üzerimizdeki etkisi daha doğrusu. Bize bayağı bir mutsuzluğa sebep oluyor. Şu anda mutluluğumuz bir ara hani 20'lere geri çıkarmıştık özel bir operasyonla. Yeniden düştü 1'lere. Eksi 22, 9 falan da bu. Tabii Portekiz henüz ideoloji seçmemişti. Portekiz ideolojisini seçti. Freedom olarak seçti. Bağımsızlık yani. Her neyse. Nihayetinde onun etkisi daha güçlü çünkü bunların turizmi, kültürü çok daha gelişmiş vaziyette. Zaten bizim casusumuz buradan da bir şeyler görebiliyor. Buradan derken şuradan gördüğünüz gibi hayvani derecede eserler, meserler, 3 tane pardon 2 tane dünya harikası var Porto'da. Daha başkentlerini görmedik henüz yani. Sırf burası böyle. Muhtemelen başkentleri de full eser doldur. Arkeoloji de, arkeolog da yapmaya başladı. Yani nihayetinde kararımız şuydu, bizim Portekiz'i acilen yok etmemiz gerekiyor. Bir aşama daha kötü duruma düşersek bizim mutluluğumuz eksilere düşecek. Şu anda 18, 36, 10, 11, 1, 5. Şunu bir engelleyelim. Nüfus artışından bahsediyorum arkadaşlar. Nüfus artışını engellememiz lazım. Avoid growth da diyebilirim veya da üretime ayarlayalım. Bari faydalanalım o işten. Mesela tarımdan alalım, üretime kaydıralım. Ne var başka yerde tarım? Şu var. 2 tura çıktı. Aslında burayı alabilirim ama burası kalabilir. Burada şunu alıp da mesela şuraya koysam. Evet. 6 tura çıktı. Şimdiki idareten böyle kalabilir aslında. Ya da şunu şöyle alalım. Öyle değil de daha üretimin ağırlıkta olduğu yer yok mu? Yok. Şöyle alalım. Burası petrol aslında. Orası bir süre sonra üretimin ağırlıkta olduğu yer haline gelecek ama. Neyse böyle iyi. Şu an stagnation durumuna geldi. Kendi kendine atacak bir şey yok değil mi? Tamam yok. Aslında fabrikalarda falan filan. Müzisyen. Bir tanesi müzisyen olarak yerleştirelim. Şu son koyduğumuz. Yok. Son koyduğumuz değil de ama bak onu çıkartırsam olmaz. Mesela eksi birlere düşecek. Yani. Şunlardan çıkartmam gerekecek. Olmaz. Ya da şöyle yapacağız. Bunu geri koyacağım 4'e. Şunu da müzisyene koyacağız. Müzisyen ne kadar zaman sonra çıkacak? Oo daha çok. Bir eleman daha koyabiliriz oraya ama. Bence kalsın böyle ya. İyidir. Burasının nüfusu artmıyor şu anda. Şimdi ama bizim İngilizlerle barış yapmamız lazım. Bakalım 10 turdan fazla olmuş. Ben şehir istesem acaba verirler mi? Hiç zannetmiyorum ama Amsterdam'ı isteyelim bakalım. Ya da dur önce bir şey yapayım. Kendileri teklif etsinler. Kabul ediyorlar. Demek ki barış yapabileceğiz. 15, tur başına 15 altın da verecekler üstüne. Peki madem öyle bir şey mümkün. Aslında biraz daha kastırsam var ya alabilirim Amsterdam'ı barış anlaşması olarak. Ama işte mutluluk konusunda sıkıntı yapacak. Amsterdam'ı alacağım. Ondan sonra. Evet. Kesinlikle hayır diyorsun. Peki. Gerçekten biraz daha kastırsam mı? Mesela yapabileceğim tek bir hareket var. Onu yapayım ondan sonra barış anlaşmasını teklif edeyim. O da şu. Şu topçuyu indirelim. Belki asker sayısı azalınca biraz daha mutsuz olur. Biraz daha kolay öldürürüz. Hatta şununla da atış yapma şansımız yokmuş. Kurayım dedim de atış yaparız belki şunları. Hani bunlar denizli olduğu için fazla hasar alır. Hasar ne kadar alırmış? Çok da almayacakmış ya. Çok da almıyormuş. Yani ölmeyecek en azından. Her neyse barışımızı yapalım artık yapacak bir şey yok. Yine aynı. Amsterdam'ı herhalde kabul etmezler. Bir daha teklif edelim. Yap. Ben daha fazla beklemek istemiyorum. Portekiz'in şeyine, Portekiz'e saldırıya geçmemiz lazım. 15 tur başına vermesi daha mı iyi olur yoksa cash para mı alsam? Tur başına 15 demek 30
Yani 450 para demek aslında. Cash olarak ben şuradaki bütün parayı alsam 444. Ya yine 15'e döndürüyor habire. En iyisi ben 444'ü yazayım, teklif edeyim. Neyse ne. Kabul etti. Ulan ucuza gittik galiba. Ama o, tur başına 15, 30 tur boyunca verecek. Yani çarptığın zaman 450 yapar. 444 aslında birazcık daha ucuza gitmiş oluyor. Çok çok ucuz değil. Her neyse. Olayımız bu. Şu embassy'leri kuralım madem. Belki bunlarla daha savaşmayabiliriz. Yani çok yakın bir zamanda ama. Her neyse. Bu arada diğer otokrasi devleti olan şu heriflerle de bir embassy, yani elçilik Edyan. kurdurabiliriz. Bene. Edyan. Başka bir şey var mı? Tuz ve wine alabiliriz. Ne karşılığında, ama bunlar ihtimali çok düşük ya şeyler. Mesela tuz istesem, ya pardon wine istesem, o baksana yani mümkün değil. Tamam. Olayımız şimdi bitti. Ben bütün bu askerleri taşıyorum şu anda. İçeri doğru. Taşıyabileceğim mesafede olanları. Nereye taşıyacağız? Tabii ki Konya'ya doğru. Şu gelemiyor da sen gelebilirsin. İster şöyle gel bakayım. Orada duracaksın zaten. Seni maalesef böyle geçirmem lazım. Şurada keş paramız varken hazır. Hatta bunu getireyim bir miktar buraya doğru. Şöyle şuralardayken güncelleyelim. Ondan sonra okçular var, onları da güncelleyeceğiz. Tamam, hepsini kullanmışım zaten ben. Şunları da harekete geçip Porto'ya doğru yönlendireceğim. Konya ve Graz'dan hareket ederek Porto'ya doğru saldırıya geçeceğiz. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Graz'dan yapacağımız harekat birazcık sıkıntılı olacak. Nehri görüyorsunuz. Nehir atlama konusunda sıkıntı olacak. Yol yok çünkü bu noktada. Şurada yol var. Konya'dan Porto'ya kadar yol var. Bu açıdan Konya'dan yapacağımız saldırı en kritik şey olacak. Saldırı olacak. Porto'nun gücü iyi. Yani yapacak bir şey yok. Bu Nikea'ya ben saldırır mıyım bilmiyorum. Şurada yol gördüğüm kadarıyla bir ufak bir yol var ama bu ne kadar işimize yarar bilmiyorum. Neyse. Şu herif 3 tura burayı bitiririm diyor. Çok önemli bir yer değil. Aslında şuraya yol mu yapsak acaba? Nehrin öbür tarafına atlamak için burada yolumuz var. Şu nehrin öbür tarafına atlıyoruz ama tabii ki burada aslında bir daha nehir çıkıyor karşımıza. Aynı zamanda şehre saldırırken de burada bir, ya bu yolu kullansam da burada bir nehir daha var. Abi enteresan bir konumlanması var şu şehrin ya. Evet. Neyse. Biz mesela uzaktan gelip şuradan nehri geçip buradan saldırabiliriz aslında. Şöyle. Yani geleceğiz buradan. Şöyle. Ya bak burada yol da varmış. Ama burayı şu yoldan geçsem bile burada sıkıntı yaşarız. Kesinlikle burada sıkıntı yaşarız. O yüzden mesela gelip şuradan geçip düz araziden geçip şu bölgeden. Ondan sonra şuradan şöyle hareket edip sağdan kuşatmamız mümkün olabilir bu şehri. O zaman abi mesela şu işçi gelip de buraya yol mu yapsa? Şuraya, şuradan şuraya, nehrin karşısına. Geçişleri hızlandırmak için tabii. Sen gel böyle. Şu işçiyi de getiriyorum. Sen de buraya gel. Yani bizim askerler buraya taşınana kadar en azından bunu sağlamış olalım diye düşünüyorum. Şurası saçma sapan bir şey. Yol görüntüsü var burada ama. Her neyse, Nikea'ya da bir yol yapalım. Nikea'ya en azından şuraya kadar yol var zaten hali hazırda. Şurası eksik, o da önemli değil. Şuradaki yolu tamamlayalım da hızlı hareket mümkün olsun. Nereden işçiyi getirelim? Şunun ne kadarı kaldı? 2 tur. Sen devam et. Şurada bir işçimiz var. Yine yol yapıyordu. Bu ne lan? Buradan buraya gitmiş gibi gösteriyor. Halbuki işçi burada. Yani neyse. Tamam. Turumuzu yapalım. Turumuzu yapalım. Bak şurada da bir işçimiz var. Ha bir turu kalmış bunun. Tamam bu bitirsin. Bunu hemen yönlendireyim. Unuturum yoksa.
Gel böyle. 4 tur sürecekmiş oradan oraya gelmesi. Abi şurada yol var. Nasıl 4 tur sürüyor ya? Allah Allah. 3 tur aslında da. Şuraya kadar hızlıca gelmesi lazım. Abi şu işi buraya getirmişiz bak. Would you be interested in a trade agreement with England? Bu ne abi? Sen benim dostum musun? Ben bedavadan bir şeyler istiyorsun benden. Renew mu? Allah Allah. Bir anlaşmamız bitiyormuş bu tur. Hayır tabii ki de. Güncellemekten bahsediyor. Ben bir şey istemişim herhalde bir şey. Onların karşılığı olarak bir kömür falan vermişim. Ya da hediye vermişim belki de. Olabilir. Evet, Brüksel böylece ucuz kurtardı ama aslında bir şey olmazdı ona ya. Şuradaki Yeniçeri'ye ben üzüldüm asıl. Şimdi bol bol askerlerimizi kaydıracağız bu tarafa. İngiltere ile en azından yakın bir zamanda tekrar savaşa girmeyeceğiz. Porcelain Tower geldi. Porcelain Tower. Bu aklıma bir şey getirdi arkadaşlar. O da şu. Bizim Portekiz'de bir anlaşmamız vardı. Deal History'den bakalım. Portekiz 1, Portekiz 2. Evet bu. Ne zaman? 237. 237 yani yaklaşık 13 tur sonra gelecek olan araştırma anlaşması. Peki bir dakika başka bir şey var mı? Ya başka kimseyle var mı araştırma anlaşmamız yakın bir gelecekte? Fransa ile Fransa ile var. İlk önce Fransa ile var. O da 37'de geliyor. Sonra ilk önce Fransa değilmiş. İkisi de 37'de geliyormuş. İyi abi port. Peki ya bunlar? Gajemada ile 47'de var. Daha 10 tur sonra. Yani bir müttefikimiz daha kaybetmiş olduk böylece ama yapacak bir şey yok. Fransa'yı da kaybedebiliriz bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu arada bu yaralı ya. Bence bu burada kalsın. Bu ne abi? Vaa! İyisin abi. Üçüncü rütbeyi almış bu herif. Gel gel. Yeteneklerini Portekiz'e karşı göstereceksin. 3 tura geliyor. Ben de muhtemelen 5 tur içerisinde savaş açarım. İnşallah o zamana kadar şey olmaz. Aa işçiymiş lan bu. Allah ceza vermesin. Bakmadım ki. Gel abim gel. Şöyle farklı noktaları hedefleyeyim de bari yolda kesilmesinler. Bu gelemez. Önce yolunu açmamız lazım. Herkesin yoldan gelmesi lazım. Ya ben bunu da getirmek istiyorum. Gelsin şuralarda bir yerde iyileşsin. Ne yapayım abi? Önümüz tur bunlara hareket veririm. Ya da otomatik yapalım. Şuraya kadar gelsin bakalım. Peki. Böyle yapsam da buradan geliyor değil mi? Evet, her halükarda buradan gelecek. O zaman sen böyle gel. Ondan sonra. Ha, topçu. Bu topçuyu ben ne yapsam bilemedim ya. Şunları güncelleyelim bu arada. Ama önce bir getirelim bir mesafe. Şu topçu buradan geçti mi? Evet, geçmiş. Sen şimdi bir şöyle güncellen. Artık istemiyorum ben bu şeyleri. Vay. Vay anasını. Tamam sen de gel. Diyeceğim ama. Ya da bu kalsın. Şehrin içinde kalsın abi. Ben bunu güncellemiyorum bile. Sen ikinci rütbeyi aldın. Sen miydin o? Yok sen değilmişsin. Gel. Sen orada kal. Şimdilik. İyileş. Burada petrol çıkartacağız değil mi? 3 üretim eksi 2 yemek. Yani 1 yemek 3 üretim daha gelirse 5 üretim haline gelecek. Bayağı iyi bir yer olacak burası üretim anlamında. Tarlayı iptal etmiş oluyoruz. Şöyle gelsin bakayım. Evet. Şuradan da girişebiliriz aslında değil mi? Yani şuraya kadar yaklaşıp buradan atlayabiliriz içeri doğru. Ha bu arada komutanlar ne? Aa bir dakika. Bu ne ara geldi lan? Hanoi.
Nasıl geldi abi? Great Scientist. Evet. Eyvallah da. Great Scientist. Bu nasıl geldi abi? Bildirimi de yok. Bildirim de gelmemiş. Sadece direkt scientist var burada bir tane. Kaç peki verecek? 2560. Şimdi onu patlatmak mı daha doğru yoksa yerde bir yere yerleştirmek mi? Mesela dinamit kaç? 3600. Hızlıca dinamiti açmamızı sağlayabilir bu. Bizim şeyimiz aslında gayet iyi puan. O yüzden patlatmayı düşünebiliriz. Patlatmayı düşünebiliriz. 85 artı 10 getirir. Kaç tur var oyunun sonunu? Victory Progress. Victory Progress 276. Çarpı 10. Hani 10 puan getirecek ya. 2760. Oyunun sonuna kadar 2760 puan getirecek. Tabii aslında temel puan olarak bu kadar getiriyor. Bir de bonuslar var. Şehrin verdiği bonuslar. Mesela maksimum kaç bonusu var bu şehrin? %83. Yani 10 puan kendisi verecek. %83 yani 18 puan yuvarlak hesap diyebiliriz. 18 yani patlatmaya göre yaklaşık 2 kat daha fazla puan getirecek. Ama oyunun ta en sonuna kadar. Ki biz o kadar belki kalmayabiliriz. Bilmiyorum. Belki de kalacağız bilmiyorum. Her neyse neticede patlatmak daha iyi. Kısacası. O zaman patlatacağız ya. Şimdi Military Science bu gelir o zaman. Vandenberg Gate'i yapamayız şu anda. Ama bunu açmamıza az kalır. Bayağı az kalır. Bu da Portekiz Savaşı'na girerken bizim muhtemelen şu geliştirmeyi yapıp böyle girmemizi sağlayabilir. Bu da manyak olur lan. Bayağı manyak olur. Bayağı manyak olur. Şu an güzel şeyler oluyor. Bir dakika. Patlatıyorum ben bu zaman bunu. Direkt. Military Science geldi. Dinamitte de 6 tur var. Harika. O zaman bizim bol bol şahi topçusu üretmemiz lazım abi. Of, şahi bir taraftan geliyor. Komutan, gel. Gel abi gel. Gel biliyorsan gel. Hepsini getirmek istiyorum ya. Tamam mı? Şahi bunu da getirelim. Konya dolaylarına getireceğim. Bundan sonra boş üretime hazır olan yerlerin çoğunda da mümkünse şahi üreteceğiz. Tabii biraz daha asker tüfekçi üretmemiz lazım. Bir Konya. Konya'da armory yapmak isterdim ama paramız 130 oldu artı 130. Nasıl oldu o? 130. Nasıl oldu lan? Çok azdı. 130 nasıl oluyor? Vallahi iyi yani. Armor yapmak isterim ama şu anda olmaz. Bak, her metinci şeyde başkentte yapacağız arkadaşlar. Şimdi ona o konuda yapacak bir şey yok. Great Bombard yapalım. Starvation mı? Ya yapma şunu. Yapma şunu. Ha şurayı bozdum ya o yüzden Starvation. Nereye koyalım? Burası iyidir. Şu an mutluluk konusunda da artı 6 olduk. Ya arkadaş ne oluyor ya? Ben anlamıyorum. Vallahi bir de anlamıyorum. Eksi 22 bu değişmedi. Şurası arttı demek ki. Pozitif gelen bir şeyler oldu. Anlamadım nasıl geldi ama. Tamam her neyse. Sıradaki Bursa'da Hermitage yapacağız demiştim. Çünkü şimdi eğer Porto'yu falan almaya kalkarsak bu kadar eseri koyacak yerimiz yok gibi bir şey. Yani görüyorsunuz sanat eserleri için 4 tane yerimiz var sadece toplam. Yani bir tane fazla olsa koyacak yer yok. Müzik eseri zaten tonla var. Yazı eseri bir sürü boş yerimiz var. Onları koyarız ama sanat eseri için koyacak yerimiz yok fazla. Hermitage 3 tane yer veriyor. Üstelik %50 kültür bonusu getiriyor. Zaten bizim kültür artışı sağlamamız gerekiyor. Direkt başkente Hermitage yapalım. Bu konuda avantaj sağlasın bize. Diğer yerlere dediğim gibi asker yapacağız. Buraya da nerede? Great Bombard. Yine bombard şey topçu yapalım. Daha sonra tüfekçileri falan filan kastırırız.
Geneva Requested. Geneva. Geneva iyiymiş ama maalesef Portekiz. Aa! 26 puan fark var. Birazcık kastırırsam aslında. Birazcık kastırırsam aslında burayı alabiliriz ya. 35-506 vermem gerekecek ama buraya. Ya 28 anca olur. Savaş açmadan evvel buna bir dikkat ederim. Ne istiyor başka diyor. Discover Natural Wonder. Nerede olduğunu bilmediğimiz bir şey. Ha, bu arada şunu unutuyorum hep. Nereye yapabiliriz biz şu şeylerimizi? Buraya değil. Buraya da değil. Buraya hiç değil. Burası neresi? Edirne. Ha. Mosk yapabiliyormuşuz buraya. Başka? Başka bir şey yok. Diğer her yere yaptık. Yani yapabileceğim yerlere yapmışım. Şu anda artık bina olarak yapabileceğim yer kalmadı. Neyse. Milan. Yani Milan'da zaten müttefiktik. Daha da ekstradan müttefik olduk. Tamam. Tamam. Devam. İşçiler yol yapacaklar. 6 tura dinamit geliyor. Sen ne diyorsun ya? Bunlar hep eski anlaşma ha. Hediye olarak verdiğim şeyler herhalde yeniden şey oluyor. Süresi doluyor. Yine mi? Ya git işine ya. Oğlum bu ne lan böyle? Arkeolojik şey, arkeolog ordusu yapıyorlar. Onlarla gelecekler üstümüze herhalde. Ne gitti? Big Ben, Napolyon. Fransızlar Big Ben'i yaptı. Alabilir. Onu zaten biz yapamazdık. İhtimali yoktu. Porcelain Tower constructed for Florence. Wonderful. Bak görüyor musun? 5 tane şey var. 2 tanesi Porto'da, kalan 3 tanesi de Lizbon'da. Bizim Lizbon'u da ele geçirmemiz lazım. Bizde 4 tane var. Çoğunluğunu kendimiz yapmadık zaten. Ne diyor? Yazar geldi bir tane. Bizim ekstra kültüre ihtiyacımız olduğu için. Abicim seni yönlendireyim şöyle. Ta buraya kadar gel. Hasarlı olan değil değil mi bu? Tamam gel. Gel abicim gel. Şimdi sen bakayım buraya. Evet, sen buraya bir yol yap. Sen şehrin içine kadar gidebiliyormuşsun zaten. Ha, yazar. Bu yazar şimdi patlatırsan bunu 1500 kültür getiriyor. Bir sonraki sosyal politikayı ben ne zaman alabiliyorum? 6 tur sonra alabiliyorum. Yani patlatırsam hemen alabilirim. Sosyal politikayı. Patlatmazsam, eser yaparsam, bu eserden dolayı lan 1500 kültür çok cazip geldi bana şimdi ya. Eser tabii ki uzun vadede daha çok işimize yarar ama düşünüyorum da acaba bunu patlatırsam hani kültür bir anda artacak ya. Yani şu konuda birazcık hızlı bir yardımcı olur mu? Bir tur aşağı çeker mi bizi acaba? 1500 kültür öyle kolay toparlanacak bir rakam değil. Mesela bir yazar bizim şeyde eserlerde ne getiriyor mesela şu eser? 2 kültür getiriyor. 2 de teaming bonus diyor. Başka yazı eseri var mı? Yok. 2 tane yazı eserimiz varmış sadece ya. 2 kültür abi. 2 kültür, 2 turizm. Yani turizmi artırmak için mantıklı gibi görünüyor. Yani bildiğin 3 kültür getiriyormuş gibi. Teaming bonus bildiğim kadarıyla kültürle alakalı değil. Peki kaç tanesi eserlerden geliyor bak? Produce by cities diyor. Eserlerden olup olmadığını anlamıyoruz. Bilmiyorum, patlatmak daha mantıklı gibi geldi bana. Patlatalım ulan. Hemen sosyal politikayı da alalım. Enteresan bir hareket ama. Hadi. Patlattım. Allah. Artık. Allah ne verdiyse gittik. Bu işçi ne yapıyor burada?
Sen buraya gidip tamir et. Dedim ya, kalsın bunda. Ufaktan arkeolog da yapalım ya. Çünkü ihtiyacımız olacak yakında. Sen de geleceksin. Gel abi. Ben bunu burada bırakacağım. Bunu da burada bırakacağım. Ama şu herifi getireceğim. Komutan. Komutanlardan birini patlatacağız. Yani daha doğrusu şey yaptıracağım burada. Bir tane neydi onun adı? Ya şu mühendisi kullanın lan. Mühendisi kullanın. Şuralara bir yere bir şey yapın ya. Şey diyeceğim. Komutanı mesela nasıl yapsak? En iyi neresi olabilir? Şunun olduğu yer mantıklı olabilir. Bir. İkincisi şurası olabilir. Hani şuradan gelir, buradan pıt diye girer. Burada patlatırım. Şöyle bu alanın tamamını bizim topraklara katarız. Ya da şurası. Şuranın tamamını katar. Böylece buraya kadar kendi toprağımız olur. Burası da zaten kale olduğu için buradaki birimler daha az hasar alır. Bilemiyorum. Diğer bir yandan geçici olarak mesela şuraya patlatabiliriz. Buradaki bölgenin tamamını alırız. Ama tabii ki onların topraklarına girdikten sonra patlatmam lazım ki faydalı olsun. Aksi takdirde şurada patlatmam gerekecek. Şurada patlatırsam çünkü bir işe yaramayabilir. 3 tane toprak alırız. Her neyse. Bunlar geldiği zaman yapacağız. Şu komutan şey, bu asker kalsın mı burada ya? Bilemedim şimdi. Çağıralım mı bu tarafa? Çağıralım ya. Çağıralım. Gerekirse geri göndereceğiz. Sosyal politikaya geçtik. Hemen alalım. Şimdi şu ikisini alacağım ileride ama şimdi değil. Şimdi buradan bir şey almayı düşünüyorum. Ya buradan alacağız ya buradan. Şuradan alırsam zaten daha önce hep incelediğimiz şeyler. O yüzden asıl yeni ilk defa inceleyeceğimiz yerlerden bir tane alalım. Turizm artışı bizim işimize yaramıyor. Ondan sonra Gambot Diplomasi diyor ki gücümüzden dolayı, ya aslında bu da çok şey değil biliyor musun? Bak mesela bu güzeldi. Bu güzel de 6 ilişki artışı olacakmış şehir devletleriyle. Ama yani hangi şehir devletleri? Hepsi değil ki. Sadece onlardan vergi isteyebileceğimiz şehir devletleri. Mesela bize en yakın olan kim var? Regus'a. Regus'a'dan vergi isteyebiliyor muyum? Ask for tribute. Bunlardan bile isteyemiyorum. Bundan bile isteyemiyorum şu anda. Demek ki bu bir halta yaramayacak. Bir de kim var? Şu var. Yok. Yani yine işe yaramayacak. Abi ben bu üçüncü sosyal politika seviyesi beni çok heyecanlandırıyordu ama şu asıl beni heyecanlandırıyor. %25 atak bonus. Bütün birimlere. Ama 50 tur için geçerli bu. 50 tur boyunca %25 atak bonus gelecek. Ve yardıracağız yani. Bunu alırsam şimdi Klaus Wess Legacy 50 tur. 50 tur az değil ama çok da değil. Çok da değil abi. 50 tur eninde sonunda geçer. Oyunun sonunda 270 tur var. Şuradan bir şey alırsam mesela kale, arsenal, military base'den mutluluk diyebiliriz. Şu işimize yaramaz. Çok fazla şehir devletimiz yok. Turizm ilgimizi çekmiyor demiştim. Kültür çekiyor. Çünkü turizm kültür galibiyeti için geçerli. Kültürse savunma olarak kullanabileceğimiz bir şey. Bunu tekrar söyleyeyim dedim. Casuslar iki kat daha çok teknoloji çalması işimize yaramıyor. Çünkü teknolojide diğer devletleri yakaladık artık. Çalma işimize fazla yaramıyor. Geriye bu kaldı. Bir bu dediğim gibi. Şurada daha güzel bir şey vardı ama hatırlarsanız. Aslında o yüzden bunu açabiliriz. Sırf o yüzden bunu açmamız mantıklı olabilir. Ama şurada %25 atak bonusu almak ikinci seçeneğimiz. Süreyi de doldurduk iyi mi? Bunu konuşalım derken. Mesela şurada mutsuzluğu azaltmak için şurada bir şey var. Veya dünya harikalarını yapmak için. Aynı zamanda mutluluk da veriyor bu. Aa, doğru lan. Production when wonders and artı bir happiness for every 10 citizen in a city diyor. Mesela buradan 1, 2, 3, 4,
Her bir şehirden birer tane geliyor. Şu da yakında birer tane getirir, bir tane getirir. O zaman 4, 5, 6, 7. 7 mutluluk artı 1. 7 artı 1 mutluluk gelebilir. Buralarda zaten getir. İşte. Bizim derdimiz şu anda o değil. Başka ne açabiliriz? Mesela şehir devletlerine yönelik bunlar olabilir. Ne kadar işime yarar bilmiyorum. Çok şehir devletleriyle ittifakım varsa mesela şu işe yarar. Çünkü daha fazla bilim puanı getirir. %25. Onların bilim puanları bize gelir. Onun %25'i daha doğrusu. İşte bu ikisini açmak istiyorum. Bu da bilim puanını arttırsın diye. Şu çok arttırmaz ama bu arttırır kesinlikle. Ben %100 emin değilim şu anda ne alacağımdan. Ya şurayı alırım. Böylece şu ikinci, şuradan üçüncüsünü alırız. Çünkü bunun için acele etmek istemiyorum. İleride daha büyük kapışmalarımız olacak. Şu an Portekiz çok çok güçlü değil. Normal seviyede. O büyük kapışmada şunu aldığımız anda 50 tur boyunca belki de o büyük kapışmada ihtiyacımız olacak. Mesela Roma ile veya daha ileriki seviyelerde oyunun sonlarına doğru Endonezya ile, ama bence daha ziyade Roma ile. Roma daha etkili gibi görünüyor. Bence o öyle yapalım. Sadece aklımda şu var. Şunu alıp geçeyim mi yoksa sosyal politikalardan bir şey mi alayım? Sosyal politikalardan alırsam şu grupta biraz eksiğimiz olabilir. Ben biraz şey yaptım. Bir dakika. Şunu aklım takıldı. Ha. Lan Floransa ile dost olmuşuz biz. Şimdi altın çağı bitti. Şey devletlerine 57 geliyor. Valla güzelmiş. Floransa ile şunlarla da aramız bayağı iyileşmiş. İyi, güzel. Floransa ile dost olmak ne yaptı sayısını? 3 tane dost şehrimiz var demektir. Ama bunların hiçbir Portekiz Savaşı'nda işe yaramaz. Sidon'la ben dost olmayı isterdim ama Sidon'la aramız biraz uzak. Neyse. Evet arkadaşlar, şu anda biraz böyle kafa karışıklığıyla birlikte ben düşünme molası niyetine bu bölümü burada bitiriyorum. Önümüz bölümde 5 tur içerisinde dinamit teknolojisi gelecek. Önümüz bölümü daha hızlı geçeceğiz. Turları. Eğer alengirli bir olay olmazsa. Çok fazla anlatım yapmayacağım önümüz bölümde. Ondan sonra sonracıma birimleri zaten kaydıracağız. Tek yapacağımız şey o. Ekleyeceğiz. Hermitage bitecek. Asker yapacağız. Topçular bitecek. Bir sıra şey yapacağız. Normal asker yapacağız. Ondan sonra başka askerleri kaydıracağız dedim. Bu arada bak yine gelirimiz düşmüş. Az önce 130'du. Ne oluyor, ben anlamıyorum ki buna ya. Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşım? Neyse. Burada bir şey gören, benim görmediğim bir şey gören varsa arkadaşlar yazın ya yorumlara. Ben bazen körleşiyorum, böyle bir şey anlamıyorum. Nerede ne var göremiyorum. Neyse arkadaşlar. Belki arada bir iki arkeolog çıkartır. Şurada bir iki eser yaparız ya. Kültürü arttırmak için. Çünkü o konuda sıkıntımız var hakikaten ya. Yani bu gidişle. Biraz daha fazla kültüre ihtiyacımız var. Portekiz'i ezeriz ama bu bizim için kurtuluş anlamına gelmeyecek. Ha bu arada Portekiz'e savaş açmaya çalıştığım vakit 3 tane şehir devletiyle de savaşa gireceğiz. Ama aynı zamanda ticaret şeyleri var. Ticaret yolları. Ama aynı zamanda bu herif Portekiz'de Fransa ile de dost. Bizim de dostumuz var Fransa ile. Şöyle bir ihtimal var. Fransa bize karşı dönebilir. Bilemiyorum. Neyse. Bir dahaki bölümde görüşürüz inşallah arkadaşlar. Hadi eyvallah.